Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Muğla Ortaca'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Fine Gayrimenkul'e konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahipleri Figen Hanım ve eşi Nedim Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Figen Hanım, Nedim Bey merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz iyisiniz. Teşekkürler efendim, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, Fine Gayrimenkul olarak misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma Figen Hanım'la başlamak isteyeceğim. Figen Hanım, ben burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Figen Hanım'ı tanıtmak istiyorum. Figen Hanım kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Yani bir heves miydi, beklenti miydi, şartlar mı gelişti? Buyurun efendim. 1975 İstanbul doğumluyum. Evet. Sektörü çok henüz yeniyiz sektörde. Evet. Ama daha önceki muhasebe ve finansman müdürlüğü geçmişim var uzun yıllardır. Evet. Bu sektörde de başarılı olmayı hedefliyorum. Bu yolda da ilerliyoruz diyebiliriz. Kesinlikle. Teşekkür ederim efendim sizlere. Nedim Bey, sizleri tanıyalım. Sizlerin sektöre girişi nasıl oldu efendim? 1969 İstanbul doğumluyum. Evet. Bankacılık geçmişim var. Uzun yıllar satış kadrolarında çalıştım. Daha sonra çeşitli vesilelerle Muğla'da burada bulduk kendimizi. Eşimle birlikte bir arada yeni bir oluşumla bu gayrimenkul sektörüne başladık. Evet. Başarılı olacağımıza da inanıyoruz. Ya şu an sırt omuzumuzu verdik, mücadele ediyoruz diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle. Evet. 2016 yılında kurduk Fine Gayrimenkul'ü. Figen Hanım, neler yapıyoruz burada? Burada müşteri odaklı, müşteri memnuniyeti odaklı. Müşterilerimizin bütün gayrimenkullerinde değerinde satış gerçekleştirmek amaçlı sektörde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Evet, çünkü çok önemli bir iş aslında. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar da doğurabilir bu noktada. Ve en önemlisi hizmet sektöründesiniz. Nelere dikkat ediyorsunuz Nedim Bey? Hizmet sektörü zaten gerçekten zor bir sektör olduğu halde gereken itinayı, özeni gösterdikçe, müşteri memnuniyetini ve güvenini sağladıkça başarılı olacağımıza çok iyi inanıyorum. Evet. Gayrimenkul satmak isteyenlerin, satmak istedikleri gayrimenkulün değerlerini tespit edip, aynı şekilde alıcıların da, gayrimenkul almak isteyen müşterilerimizin de, almak istedikleri gayrimenkullerin değerini saptayıp, ön bir çalışma yapıp, her iki tarafı da, yani hem alıcıyı hem de satıcıyı memnun ederek, önemli olan güvenlik kazanarak, bu işi gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, çünkü bir danışmanlık yapıyorsunuz aslında Figen Hanım burada. Yani bir nevi de insanlar geliyorlarsa kesinlikle ellerindeki parayı emanet ediyorlar ve siz de yönlendiriyorsunuz, ama buna rağmen biz de bilinçsiz aslında bazen Figen Hanım. Uygun fiyat politikasıyla düşünüyoruz bazen. Hani burası daha ucuz tarzında. Bu konuda bizler bir ev alırken, arsa alırken ya da yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz veyahut da neden Dalyan Ortaca olmalı? İşte az önce de bahsettiğim gibi bir yerinde değerinin tespitinin yapılmasında eşimin de ayrıca mortgage uzmanlığı da var. Bunun yanında bankalarla ilgili krediler konusunda desteklerimiz oluyor. Tespitleri bu şekilde yapıyoruz. Evet, Nedim Bey, sektöre baktığımız zaman irili ufaklı firmalarında faaliyet gösterdiğini şüphesiz görebiliyoruz. Tek değilsiniz. Evet, doğru. Peki sizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikler neler? Yani neden Fine Gayrimenkul aslında? Fine Gayrimenkul şu yönden, burada bu bölgede, bölge dışından gelmiş birçok inşaat yapmak isteyen, sektörde faaliyet gösteren inşaat firması var. Fakat bunlar gerekli gayri tanıtımları bölge dışına yapmaya yeterli olamıyorlar. Bu konuda onlara yardımcı olup hem bölgemizi hem yapılan inşaatları, projeleri tanıtıp en iyi şekilde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun evleri, işte arazileri, arsaları bulup onlara sunmak istiyoruz. Bunun evet için de olabildiğince elimizden bir fark yaratarak Fine Gayrimenkul ile faaliyet göstermeye çalışacağız. Kesinlikle, ama şu çok net belli bir kere. Gerek eşiniz Figen Hanım, gerek siz bir kere çok severek yapıyorsunuz bu işi. Bence çok kısa süre içerisinde başarılı olmanızın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Çok ince bir çizgi aslında. Değil mi Figen kesinlikle Hanım? Kesinlikle, evet. Aynen öyle. Her sektör için geçerli. İnsan sevmediği ve inanmadığı bir işte asla başarı gösteremez. Hangi bölgelerle çalışıyoruz Figen Hanım bu arada? Biz şu an yoğunluk Muğla, Kaş, Kalkan, Bodrum. Bunun daha ilerisinde diğer şehirlerde iş ortaklarımız var.
Ayvalık, Balıkesir, İstanbul özellikle. Orada iş ortaklarımızla beraber birlikte el ele bu işte büyümeyi hedefliyoruz. Evet, A'dan Z'ye her şey yapılıyor aslında burada bir nevi. Aslında onların mutluluğu sizi mutlu ediyordur mutlaka, değil mi? Yani o tabii binanın ki önünden bile geçerken evet, orada bir ışık yanıyorsa, değil mi? Farklı tabii bir gurur olsa gerek. Kesinlikle. Yani en son yakın zamanda bir müşterimize üst kattaki bir kiralama işini yaptık. En kısa zamanda kendisini, evini ziyaret edip hayırlı olsunlar ziyaretine gideceğiz. Evet. Hedeflerimiz arasında inşallah yurt dışına da açılmak var. Evet. Yurt dışına buradaki projeleri tanıtmak için gerekli firmalarla görüşüp, gerekli portallarla iş ortaklığı planlarımız için de en kısa zamanda bunu da gerçekleştirerek Fine Gayrimenkulü hak ettiği yerlere taşıyacağız. Evet, hedef de aslında hiç bitmiyor değil mi? Bitmez. Ne insan hayatında bitiyor. Bitmemeli zaten, evet. Bitme hedef olmazsa hiçbir şeyi gerçekleştiremeyiz. Evet, bir de bir sıkıntı artık bu işi bilmeyen insanların da bu işi yapıyor olmaları ve insanların maalesef ki çok farklı bir şekilde hem gayrimenkul hem de emlak sektörüne çok farklı bir bakış açısıyla bakıyorlar. Hani bu konuda neler olmalı sizce? Yasada yani emlakçılıkla ilgili herhangi bir yasa yok. Evet. Ve bunun bir an evvel bence düzenlenmesi gerekiyor ki herkes hani ben burayı satıyorum, ben bunu kiralıyorum gibi şeylerden çıkmıyor. Bu bir meslek. Evet. Gerçekten zor bir meslek. Hizmet sektörü bir maddi bir yatırım istiyor. Maddi yatırım. Biz hizmetimizin karşılığını talep ediyoruz. Bazı emlakçı arkadaşlarımız, meslekte faaliyet gösteren arkadaşlarımız farklı yollar izliyorlar. Yanlış yollar izliyorlar. Ama bu yanlış oluyor. Evet. En güzel, en doğru şekilde hizmetimizin bedeli neyse bunu talep etmemiz gerekiyor. Onun evet dışında doğru olan budur bence. Kesinlikle dürüstlük aslında Figen Hanım. Evet. Yani şunu görebiliyoruz aslında Fine Gayrimenkul olarak. Önce hizmet, ondan sonra ticaret diyoruz bu noktada. Tabii ki. Değil mi? Hani sloganımızdan bir tanesi de gayrimenkul iyi yatırımdır. Evet. Ve biz size yuva, ev değil yuva satıyoruz. Yuva satıyoruz. Evet, sloganımız evet o. Hatta bir tane daha var. Buyurun efendim. Karettalara komşu olmak ister misiniz? Karettalara, çünkü çok güzel evet bir yer gerçekten. Ortaca Dalyan bölgesi, tarihi yapısıyla da gerçekten. Kesinlikle. Bir de huzur bulur, huzur buluyor insanlar burada. Evet. Ki neler yaşamışsınız değil mi? İstanbul'un o stresli ortamından kalkıp. Bu konudaki görüşleriniz neler peki Figen Hanım? Şimdi İstanbul'da yaşamak evet gerçekten çok zor. İnsanlar doğaya, denize, inanın trafiksiz bir yaşam sürmek istiyorlar burada. Biz de onlara ön ayak olmak istiyoruz. İnşallah kesinlikle bunu başardığımızı bir şekilde görüyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle ve yatırım içinde. Yani evet, şu an alınan bir yatırım 2 sene sonrasında çok farklı noktalarda olabilir. Gerçekten bu anlayışınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim sizlere efendim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Muğla Ortaca'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Fine Gayrimenkul'e konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz.